değerlerine sahip çıkması lazım. Tabii. Transfere gelecek olursak, transferde tabii Sayın Başkan'ın açıklamaları aslında çok içinde manşet taşıyan açıklamalar. İşte çok ben dedim kısa, bomba gibi açıklamalar evet, var. Yani Çok net ifadelerle. Önce şunu belirtmek lazım. Taraftar net olunmasını istiyor ve Sayın Başkan bunu fazlasıyla karşılıyor. Bu bazen özür dilemek de dahil Ki yaptı. Transferler 10 gün sonra bitecek söyleminden dolayı özür de diledi başkan. Bu Evet. çok günümüzde alışık olduğumuz bir Tarz söylem değil. dili değil, tarz değil. Evet. Bir kere bunun için ben kesinlikle takdir hak ettiğini düşünüyorum. Bunu Evet. kenara koyalım. Çünkü Çok pardon. tabii. Erman'a bir gidelim mi? Tabii ki, tabii Galatasaray'daki ki bu Erman'ı açıklamalar bekletmeyelim. için. Aynen, biz Erman devam ederiz. Gönüşen Galatasaray muhabiri arkadaşımız. Tabii ki. Bu açıklamaları, sevgili açıklamaların daha doğrusu detaylarını ve son gelişmeleri sevgili Erman'dan da alalım. Erman, biz de Evren Göz'le Burak Elmas'ın Galatasaray Başkanı'nın açıklamalarını konuşuyoruz. Ancak detaylar tabii ki sende. Sözü sana bırakalım. Neler söyleyeceksin? Merhabalar Cüneyt Ersan. Evren Göz'le birlikte sizlere iyi yayınlar diliyorum. Tabii Teşekkürler. aslında Sayın Başkan Burak Elmas'ın açıklamaları bir bakıma malumun ilanı olan açıklamalardı. Çünkü geçtiğimiz günlerde de ben programlarımızdaki bültenlerimizdeki yaptığım yayınlarda yeni sezonda Feghouli'nin ve Falcao'nun Fatih Hoca'nın birinci tercihleri olmayacağını ve kadroda bu oyuncuların en azından taktiksel anlamda düşünülmediğini ifade etmiştim. Çünkü Fatih Hoca'nın sohbet toplantısında da başkanın Sayın Elmas'ın bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti Fatih Hoca. Ama bugün Sayın Başkan Burak Elmas bu yaptığı görüşmenin daha detaylarını ve daha çarpıcı olan noktasını ifade etti. Ve Feghouli ile birlikte Falcao'nun artık yeni sezonda kadroda düşünülmediği ve yolların ayrılacağını belirtti. Burası önemli bir nokta. Ama işin farklı bir boyutuna geçersek var mı? Yok. İki oyuncu içinde. Zaman zaman menajerler aracılığıyla gelen teklifler vardı. Feghouli'ye Olympiakos'un bir ilgisi vardı ama aldığı maaşın 3.850.000 avro, yani bu yıllık garanti ücreti, bonuslarının işin içine dahil etmiyorum. Yani Yunanistan Olympiakos bu maaşı karşılayamayacağını ifade etmişti. O zaman 1.5 milyon avroluk bir yıllık ücret teklifinde bulunmuşlardı. Feghouli de onu reddetti. Şu an hala hazırda bir teklif yok. Onun belirtiyi Galatasaray'a ulaşmış. Falcao için de yok. Falcao'nun tabii maaşı daha da yüksek. 5 milyon avroluk bir yıllık ücreti var. Bonuslarının dışında aldığı garanti yıllık ücret. Yani eğer ki bu oyuncular yollar ayrılamazsa yedek kulübesinde ya da tribünde olmaları durumunda 8 milyon 350 binlik bir oyuncu grubu bedelden faydalanamayacak Galatasaray. Avrupa'dan bahsediyorum. Bu da İşin ayrı bir noktası. Çünkü Fatih Hoca dünkü toplantıda da bu sezon bazı oyuncular bizim kadromuza saygı duymak zorunda dedi. Zaten artık o noktada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta daha çok ilk tercih oyuncusu olabileceğini ifade edebilir Galatasaray'da. Bunu söyleyelim. Zaten Morutan kısmında da dün Fatih Hoca da ifade etti. Bugün Sayın Burak Elmas da ifade etti. Bu transferin kendilerinin isteyebileceği ölçüde rakamlarda anca olabilirse konuşulabileceğini de ifade etti. Burası da tabii ki önemli bir nokta. Bugün Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı St. Johnstone maçı öncesindeki UEFA'ya verilen listesi de belli oldu. Yeni transferlerden Çıkaldao, bir önceki takımı Craiova'yla Avrupa Kupası'na maçına çıktığı için eleme aşamasında giymeyecek, ancak Galatasaray Avrupa'da yoluna gruplarda devam etmesi halinde bu oyuncunun isminin UEFA'ya verilebileceğini ifade edebilir. Bunun dışında Fatih Öztürk, Cimi Durmaz, Ozan Vafor, Uğurcan ve Emre Baba'nın bir Covid-19 süreci var. Fatih Hoca da ifade etmişti ağır geçiriyor diye ve şu an hala hazırda bu maçlarda oynayabilecek durumda olmadığı için Emre Akbaba'nın da isminin UEFA'ya verilen listede yer almadığını belirtelim.
Bunun dışında tabii rakipler de belli oldu. Eğer ki Galatasaray St. Johnstone'u elerse playoff turunda Rangers'la, Danimarka temsilcisi Rangers'la karşı karşıya gelecek. Eğer ki St. Johnstone'a yenilirse konferans playoff'unda ise bu kez Vojvodina Lask Linz eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek ve orayı geçerse yoluna UEFA konferans liginde, Rangers geçerse UEFA Avrupa liginde yoluna devam etmiş olacak sarı kırmızılar. Ama tabii ki öncelikle St. Johnstone'u elemesi ya da elenmesi durumundaki diğer senaryoları konuşmuş olacağız. Bu şekilde aktarılım. Eğer ki sorunuz varsa da onu da belirtebilirim. Evet, Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkması konusunda bir gelişme var mı sevgili Erman? Şu aşamada bir gelişme yok. Galatasaray Kulübü, hukuk departmanı, yönetim, federasyonla görüşmelerini sürdürüyor. Bir hukuki boyutu da var bu sürecin. Ancak Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkmadığı için bu eşleşmede de, bu elemede de, yani St. Johnstone maçında da forma giymeyeceğini belirtelim. Henüz net bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Peki sevgili Erman, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. De. Çok teşekkürler Erman Gönülşen'den aldık sevgili seyirciler. Şimdi Erman'ın da söylediği gibi, hı hı, sen de az önce belirtmiştin sevgili Evren. Galatasaray'ın önünde bence zorlu bir süreç var. Falcao, hı hı, ve Feghouli'yi elden çıkarmak gibi zor bir sürece girdi Galatasaray. Eğer bu oyuncular kadroda düşünülmüyorsa, ki kendilerine kulüp bulunmaları söylenmiş, bulabilecekler mi bunu hep birlikte göreceğiz. Feghouli'ye Olympiakos'un Galatasaray'da aldığı parayı, hı-hı, vermediğini biliyoruz. Onlar da Onyekuru'yu transfer ettiler. Onu da altını çizelim. Bu maliyetlerle sence Feghouli ve Falcao ayrılır mı? Gider mi? Başka kulüp bulabilirler mi? Eğer kulüp bulamamaları durumunda bu iki futbolcudan faydalanması gerekir mi Fatih Terim'in? Şöyle, yakın zamanda Belhanda konusunda Galatasaray bir karar almıştı. Tabii ki daha farklı bir gidiş süreci bu ama evet, bazen oyuncudan faydalanmak yerine başka türlü yöntemler de seçilebiliyor. Belhanda da örneğin vazgeçme yöntemi seçildi. Sözleşme feshedildi ve Galatasaray sportif açıdan normalde faydalanabileceği bir Belhanda performansından çıkarak Belhandasız yoluna devam et. Bu bir seçenek. Burada o aynısı olacak mı? Sebepleri farklı olsa da sebepleri mali burada. Tabii ki düşük performansın da getirisiyle beraber böyle bir karar alınıyor. Yani oyuncular, evet, maliyetli oyuncular ama ortaya bir yeterli performans koyulsa Fatih Hoca zaten faydalanmak ister. O açıdan teknik ekibin raporu burada çok önemli. Hocanın Falcao ve Feghouli konusunda çok da iyimser olmadığını gözlemlemek fazlasıyla mümkün. Çünkü hoca biraz daha genç, biraz daha dinamik bir takım istiyor. Bunu da defaatle söyledi. Söylüyor zaten. Ve 1,5 sezondur aslında söylüyor bunu. Ama Feghouli ve Falcao bir türlü o istenilen ritme ulaşamadılar. Hem fiziksel açıdan hem mental açıdan. Ve artık taktiksele de yansıdı bence bu. Çünkü hocanın istediği takımda biraz daha hızlı, sprinter, biraz daha dinamik oyuncular gerekiyor. Çünkü topu rakipten alma konusunda örneğin hem Feghouli hem Falcao aynı anda oynadığında Galatasaray savunma anlamında ciddi zaafları olan bir takıma dönüşüyor. Evet, doğru. Geçen sene bunu çok fazlasıyla yaşadı. Babel'e de bunu eklediğimizde topu kazanamayan bir Galatasaray. Ama hücum anlamında da çok önemli isimler bunlar. Evet. Gerçek performanslarını sergilerlerse. Aynen öyle. Kesinlikle. İkinci kısım tamamlayıcı, evet, çok önemli bir katkı oldu. Gerçek performanslarından çok uzaklar. Çok. Yani sırtlarında yazılan isimle ayaklarının size verdiği arasında çok büyük fark var. O yüzden oyuncuları motive etmek adına bazen böyle söylemler olur ama bu daha ötesi gibi. Genelde o aşamaları da geçti Galatasaray. Daha önceki dönemlerde oyuncuyu biraz ritme sokmak için, oyuna dahil etmek için bu tarz manevralar yapılır. Ama bu artık bardağı taşıran son damla gibi. Bir de şu açıdan bakmak lazım. Eğer ki oyuncular gitmezse Galatasaray'ın transfer anlamında da eli zayıflıyor. Çünkü bu oyuncuların sözleşmesinden çıkılırsa Galatasaray limitlerden dolayı transfer yapabilecek. Aslında ben bu söylemi, Sayın Burak Elmas'ın söylemini biraz da buna bağlıyorum. Limit olayı kalkmadı mı Galatasaray? Öyle biliyorum. Yani maddi olarak çok açılamıyor Galatasaray. Yani oyuncular, tamam, ya vereceği ücret var. Aslında şöyle düşünün. Falcao'dan ve Feghouli'den çıktınız. Anlaştınız ve oyuncular gitti. Size bir ferahlama doğar. O zaman işte transferde daha transfer listesinin üzerindeki isimlerle anlaşabilirsiniz. 8 milyon euro gibi bir rakam tabii. Çok fazla. Yani Galatasaray için çok büyük bir yük bu. O yüzden ben biraz da ona bağlıyorum. Normalde sezon başlamadan bu tarz net açıklamalara alışkın değiliz.
Yayına Erman'a geçerken söylediğim cümlenin devamında şunu diyecektim. Sayın Burak Elmas'ın bu tarz net açıklamaları çok önemli. Evet. Galatasaray taraftarı bu tarz açıklamalara hasret ve buna devam ederse Sayın Burak Elmas bazen özür dileyerek, bazen bilgilendirerek ve görüşmeleri kendi yaparak, yani satır arasında şu da var, ben aracı kullanmıyorum demesi de bir çok önemli bir etken. Kesinlikle. Galatasaray o aracılar yüzünden zaten çok büyük sıkıntı. O da bir mesaj. Tabii ki yani Galatasaray son yıllarda o aracılar yüzünden zaten çok fazla açılmak durumunda kaldı. O yüzden aracı koymadan, araya başkası koymadan başkanın görüşmesi bir artıdır. Bir de yaş konusuna geleceğim. Bir not aldım. Aklıma bir cümle geldi. Pasaporta ve nüfus kağıdına çok fazla bakılmaması lazım. Çünkü bazen futbola yaşlı genç oyuncular vardır. Galatasaray bunu da denedi. Mesela Emre Mor futbola yaşlı ama genç bir oyuncuydu. Ama Atiba futbola genç fakat nüfus kağıdına baktığında yaşlı bir oyuncu. Bulunabilir. Yani Galatasaray illaki mesela Fanaanort konusunda 30 yaşında oyuncu. Şimdi genç mi? Değil. Ama Premier Lig'den gelmiş, oynama deneyimi olan, oynamış bir oyuncu. En iyi transfer olarak gösteriliyor. Gibi. Bana yani performansına bakacağız tabii. Evet. Ama demek istediğim sadece yaşa bakarak da transfer tabii, yapılmaz. Tabii. Çünkü günümüz futbolunda artık 33, 34, 35 birçok oyuncunun ya en kötü Euro 2020'ye bakalım. Yani ciddi anlamda yaşın önemli olmadığını gözlemliyoruz. Ama satma anlamında tabii ki Galatasaray gençleşmeli, Galatasaray genç oyuncular önermeli. Fakat sadece genç diye de futbola yaşlı oyuncular tercih edilmemeli. Oyuncunun karakteri, yapısı, sonraki satış çok önemli.